Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sunar. Sokrates'ten merhaba. Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığımız Sor Bakalım'ın bu haftaki konuğu benim. Sokrates Videocast kanalından bir davet gelince kıramadım. Canereler uzun süredir zaten bu formatla alakalı çeşitli istişarelerde bulunuyor. O yüzden ben de şansımı deneyeceğim. Tabii ki sizin internette yaptığınız yorumları, işte sanıyorum Twitter, sözlük ve bilim mecradan toplanan görüşlerinizi ve sorularınızı burada cevaplandırmaya çalışacağım. İlkiyle başlayayım. Dreams to Hope For. Ki bu sanırım sevgili Muzaffer Can Mutlu'nun ekşi sözlük hesabı olsa gerek. Eurosport Türkiye internet sitesi editörlerinden yaptığı basketbol röportajları ve yazdığı yazılarla harika işlere imza atıyor. Geleceği parlak. Yani teşekkür ederim. Galiba 16 yaşında ya da 17 yaşında bir yazılmış bir şey olduğu için çok da yani tamamen onun kibarlığı ve herhalde gündeme getirmek istemesinden ötürü çok büyük bir nezaket, teşekkür ediyorum. Akdeniz ikindileri 53. Gonzaga UCLA maçına kariyer maçını çıkarmış spiker. Kendisi böyle güzel anlar konusunda epeyce şanslı. Yanlış hatırlamıyorsam Kawhi Leonard'ın buzzer beater'ında kendisi yorumlamıştı. Oradaki anlatımını da beğenmiştim. Burada da anın büyüklüğüne kendisi bir şey katmıştır. Ya inanla bizim maçlarımız biraz hakikaten şanslı olduğumuz karşılaşmalar oluyor. Yani kolejde ben o maçın tekrarının çok olacağını da düşünmüyorum. Yani tabii ki yani şimdi futbol mantığıyla Real Madrid Alcorcon benzeri belki bir sürpriz denebilir. Çünkü yani Gonzaga'nın o sezon o maçı kaybetmesi, yani o maçın tekrar etmesi çok ihtimal dahilinde değil bence. Maç sonunda da yani o anın büyüklüğüyle birlikte biraz iş anlatım açısından o raddeye gitti. Kawhi Leonard'ın buzzer beater'ında zaten inandaki eski stüdyodaydık. Benim de unutmayacağım bir gündür. Obispo bir Amerikan üniversite basketbol maçı için kendini bu denli yırtmasına hiç gerek yokmuş sanki. Başka dünyaların şarkılarında bu kadar kendimizi yırtmamız bir bana mı bu kadar sakil geliyor? Yani anlaşılabilir bir eleştiri. Çünkü dediğim gibi yani kolej basketbolunda o yıl Gonzaga'nın durumunu ve işte UCLA'nın durumunu bilmeden, genel belki dünya sporuyla bu konunun karşılaştırmasını, mukayesesini yapmadan anlamak çok mümkün değil bence. Ama ben de abartmış olabilirim. Yani tabii ki takdirine sığınıyorum yazan kişinin. Falandan korkmam, filandan korktuğum kadar. İnan Özdemir'le beraber özellikle sabaha karşı sundukları NBA yayınlarında çok eğleniyorum. Gerçekten çok iyi uyumları var. 75-65 bitmiş Grizzlies Pistons maçını banttan anlatsalar izlerim gibi. Teşekkür ederiz. Umarım böyle bir maçı anlatmayız tabii. Yani 75-65 Memphis-Detroit maçı zor geçebilir. Ama özellikle tabii erken maçlarda daha rahat oluyoruz ikimiz de bence. Yani 2-3. Tabii Türkiye'de saat dilimi çok değiştiği için 3 diyelim daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Screw yazmış. Ya da Screw. Bilmiyorum. En basit haliyle söylersek çiğ bir adam. Kendisinden 10 yaş büyük ve en az 3 gömlek daha kaliteli ve kariyerli Orkun Çalakoğlu'na karşı hareketleri, o olumlu konuşmaları falan insanın sinirlerini zıplatıyor. Ya benim şöyle bir avantajım ya da dezavantajım var sanırım. Ben yani izleyiciye karşı özellikle çok küçük yaşta bu bahsedilen insanların hepsiyle bir iletişimim olduğu için, çok yakın arkadaş olduğum için kısa süreyle, işte Emre benden sonuçta kaç yaş büyük, Emre Özcan, Orkun aynı şekilde. Şimdi onlarla olan özel hayattaki konuşma ekrana yansıdığında hakikaten biraz itici durabiliyor, antipatik durabiliyor. Bunun ben de farkındayım. Ama yani hani Orkun'da ya da Emre'de dediğim gibi yani o kadar yakın olduğum ve yakın hissettiğim insanlar ki çok böyle filtreden geçirmiyorum konuşurken, söylerken. Ama zaten yani benden 3 gömlek daha kaliteli olduğuna bir şey diyemem yani. Ben de katılıyorum. İstemi Yabgu. Bein Sports'un bile yayıncı kuruluş olarak gidemediği bu yılki Final Four'a derin bağlantıları sayesinde gitmeyi başarmıştır. Uğur Ozan Sulak Euroleague'in sefiridir, biat edin. Ya Köln Belediyesi'nden alınan yazıyla birlikte açıkçası o işi yapabildik ki Almanya vizesine dönmek zorunda kaldım ben. Sonrasında aslında Fransa'dan bir 3 yıl vize alacaktım. Almanya'ya dönünce o şansı kaybettim. Evet, Euroleague'e gittim ama birkaç sefer daha konsolosluğa sonrasında gitmem gerekti. Yani Fransa'dan Almanya'ya dönmek belki uzun vadeli çok iyi bir hani şey olmadı. Ama tabii ki yani Köln'deki Final Four izlemek büyük bir
zevkti ki benim kendime verdiğim bir söz. Yani 2012'deki İstanbul Final Four'dan beri itibaren daha doğrusu bütün Final Four'lara işte bir sağlık durumu ya da başka bir sıkıntı, ciddi bir sıkıntı olmadığı sürece hep gitmek konusunda kendimi teşvik etmeye çalıştım. İş ne olursa olsun hep gittim şimdiye kadar, yani o 11. sene. Bundan sonra da umarım böyle olur. Erding 08. İyi moderatör, çok bilgili, severek izliyoruz. Fakat spikerlik yapmasın ya. Özellikle Fenerbahçe maçlarında çok donuk anlatıyor. Heyecanı yok. Ya olabilir. Bir de Türkiye'de kalıplaşmış bir spikerlik var ister istemez. Bence hani Ercan Taner ki ustamızdır yani hepimizin. Sektörü çok değiştirdi. Yani neyin beğenilip neyin beğenilmediği konusunda değer yargısı biraz Ercan Taner'in anlatım şekliyle, stiliyle değişti. Şimdi bizim de buna yani yaklaşmak ya da onun aynısını yapmaya çalışmak değil, zaten haddimize de değil, ama beğeniyi yakalamaya çalışmak adına belki kendimizin dışına çıkmaya da çalışıyoruz. Ya da kendimizin belki dinlerken çok böyle emin olmayacağımız spikerlik tarzlarını dönem dönem benimsemeye de çalışıyoruz. Bunları bu kafa karışıklığıyla bazı maçlar daha farklı, bazı maçlar daha farklı olabiliyor. Ama yani açıklanması çok kolay bir durum değil. Yani bazı maçlarda da işte mesela kolej maçında rahatsız edici bir seviyeye çıkabiliyorsun. Öbür maçlar daha donuk olabiliyor. Yani ben genel olarak spikerlikte ya da moderatörlükte bir şeyi çok biliyorsa bile o kişi çok rol çalmaması gerektiğine inanıyorum ki böyle yapmaya çalışıyorum. Maçı anlatırken ya da programı sunarken. Hani diğer programları da eğer takip etme şansınız olduysa, mesela hani Eurostep'te bir konuya çok az giriyorumdur. Diğer programlarda hani daha böyle yorumcu gibi bir rol varsa onu doldurmaya çalışıyorum. Ama çok geliyor yani bu iki uçta da bu tarz yorumlar. Scouse Solidarity yazmış. Şu an Esport'ta canlı olarak yayınlanan Clippers Pistons maçının başlarında İnan Özdemir'in yaptığı bir yorumu övmek için "sen basketbol yorumcusu değilsin, sen bir şairsin" cevabıyla İnan'a kahkaha attırırken beni de uzandığım koltuktan yere düşüren şerefsiz. Şerefsiz yakışmadı bir kere. Şaka bir yana yani güzel bir andı. Benim de herhalde maç anlatımları arasında en keyifli hatırlayacağım anlardan biri. Yani o saatlerde dediğim gibi güzel bir sohbet ortamı olabiliyor. İnan'la da yaşça çok yakın olduğumuz ve işte uzun süredir ya bizim ilk çalışmaya başladığımız yer o aynı yer. Yani Eurosport Türkiye'nin işte internet sitesi 2011 sonu 2011, benim için 2011, onun için daha erken. Yani baktığımızda 12 sene olmuş. 12 senedir mesleki aynı ortamda bulunduğum bir insan. Doğal bir hani uyum ya da akış olarak görüyorum. Profesör Siddhartha yazmış. Uğur Ozan Sulak'ın terfi ettikten sonra fantezide işlerinin bir anda yoluna girmesi incelenmeli. Yani tam terfiye denk gelmiyor bence. Yılların emeği ya da işte 3 senelik planlı çalışma. Bir de program partneri o kadar kötü durumda ki benim en ufak başarım çok daha yani iyi gözüküyor. Belki hani başarı katsayısı 3 iken Orkun sebebiyle 13 gibi gözüken bir durum var. Ama yani tabii bu sene biraz da şaibeli bir yıl oldu. Neyse, Kaan abi seneye gelip biraz yani Mahmut Hoca gibi ligi tekrar dizayn edecektir diye düşünüyorum. Sener Songur yazmış. Final Four'a gidip Olympiakos koçuna en dangoz soruyu soran kişi. Ne sordum hatırlamıyorum. Ama ya o kadar çok röportaj ya da işte maç sonu sorularında işte hani beğenildi, beğenilmedi, haşlandı gibi durumlar ortaya çıktığı için işte Ettore Messina ile alakalı bir podcast'te anlatmıştım ben. Hatta İnan'la birlikte gitmiştik yani. Belki 10 senesi vardır. Gayet normal bir soru sorduk. Yani işte CSK bu yıl Final Four'da olmazsa bu sezon bir başarısızlık mıdır? Yani işte failure mıdır bu sezon gibi bir şey sorduk. İşte "that's the most stupid question I have ever heard" dedi. Yani duyduğu en aptalca soru olarak cevap verdi bize. Bizce gayet normal bir soruydu ama ki yani bunun işte Turgay Demirel'li federasyon başkanından teklif aldın mı ya da ya çok standart sorular tamamen. Yani röportajda bence püf noktası ya da kilit nokta bu da işte küçük yaşlarda tecrübe ettiğimiz için yapabileceğimiz bir çıkarım bence sadece.
İlk 2-3 sorudan karşı taraf sana saygı duydu mu duymadı mı? Duymadıysa geçmiş olsun. Çok standart bir soruyu bile yani aşağı çekebilir. Duyarsa çok kötü bir soruyu iyi olarak kod diyebilir. Yani siz çok kötü bir soru sorsanız bile başlangıçta saygı kazandığınız ya da sempatiyi kazandığınız için iyi bir cevap verebilir. O iyi cevabı hak etmediğiniz halde. Tamamen karşı tarafın ritmine ve nabzına göre ilerleyen bir iş. Tabii ki iyi hazırlık çok önemli ama olabilir. Yani saçma bir soru da sormuş olabilirim. Yelena Abdullah ya da Yelen Abdullah. Yelena Abdullah değildir. Yelen Abdullah. Türk basketbol tarihinin yapılmış en iyi röportajlarından olan Patron röportajından sonra Sokrates Dergi Ocak 2019 sayısı için yine Jelko ile röportaj yapmıştır. 2 Ocak'ta finallerim var. Gerekirse ders çalışmayıp bu röportajı 10 defa daha okurum. Çünkü biliyorum yine doyulmayacak. Teşekkür ederim. Benim de tüm mesleki yani önceliğim röportaj oldu her zaman. Yani ne maçı anlatmak ne işte şu an kıyısından, köşesinden dahil olduğumuz işte yöneticilik. Birçok şey hepsini değerlendirdiğimizde bence benim açımdan en önemli olan şey röportaj. Hakkını verebildiysem ne mutlu. Çok önemli değil zaten yazmış. NBA'de oynayan oyunculardan kariyer planlarını milli takıma göre oluşturmasını bekleyen arkadaş. Kendisi kariyerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına göre mi belirlemiş merak ettim. Ya ben böyle bir şey söylemedim aslında. O canlı Türkiye-Fransa maçının sonrasındaki canlı yayını sanıyorum kastediyor yazan kişi. Ben sadece yani milli takım başarısından ziyade oyuncuların kişisel kariyerlerinde atmaları gereken adımın çok erkene çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Furkan Korkmaz bence hani şu ana kadar kariyerine yazık etmiş bir basketbolcu. Yani çok daha fazlası olabilirdi ya da çok daha fazlası olmalıydı. Bunda da bence hani Avrupa'da geçirdiği sürenin çok limitli olmasının payı var. Yani burada bir statü kazanıp Avrupa'ya gitmekle NBA'de o statüyü yavaş yavaş kazanmaya çalışmak arasında çok ciddi fark var. Çünkü mesela Alperen. Alperen'in burada geçirdiği MVP sezonu hani çok faydalı oldu. Onun bir statü kazanması için. Ama en çok gittiği takım. Yani Houston gibi bir takım olmasaydı. Hani o kadar inisiyatif alabileceği bir yer olmasaydı. Böyle bir kariyer başlangıcı da olmazdı. Yani takımınızı seçemeyeceğiniz için siz burada cephaneyi doldurarak gitmelisiniz bence. Yani işi şansa bırakmamak açısından ve kariyer planlarını milli takıma göre değil, kendileri için oluşturmalılar her şeyden önce. Kendileri için oluştururlarsa zaten milli takım kısmı gelir. Ama bizim hep çok yetenekli alt yaş kategorisine sivrilmiş oyuncuları üst yapıya çıktıktan sonra kaybetmemizin bence bir sebebi var. Yani Kenan Spy de mesela bunlara dair. Yani böyle bir tema var ve bu milli takımla alakalı değil. Yani bu oyuncuların kariyerleriyle alakalı durum, yaptıkları tercihlerle alakalı durum. Tabii ki burada antrenörlerin, kulüplerin de eksikleri var. Tamamen oyuncularla alakalı değil ama oyuncular mutlaka ve mutlaka daha iyi kararlar vermeliler, daha iyi destekler almalılar bence. Burke Jerk yazmış. Tanıdıklarıyla alakalı özel bir görsel arşive sahip olduğu söylenir. Peki başkalarının arşivinde kendine dair endişe edici bir şeyler var mıdır? Erman'ın telefonunda çok şey var. Yani endişe de ediyorum açık söylemek gerekirse. Bazılarını da gördüm. Hatta yani bazılarını sadece ben görmedim. Bizim bir grubumuz var işte. İnan, ben, Erman, Emre, Can Önduygu, Aras. Yani Emre dediğim Emre Özcan, Emre Yazıcıoğlu da var. İşte Gür Kaynak da var o grupta. Yani o grupta paylaşılan birkaç fotoğraf oldu. Arşivde daha önce görmediğim. Umarım telefonu kırılır. Başka türlü çünkü Erman vermeyecektir o fotoğrafları. Twerk yazmış. O da 5. sıradan aykırılmıştı. Kısa sürdü kariyeri. Eurosport kariyerine ilk snooker yayınlarıyla başladığını duymuştum. Bu doğru mu? Hatta yaptığı snooker röportajları da vardı. Tamamen doğru. Biz işte bahsettiğim internet sitesinde İnan'la birlikteydik. İnan bisikletle başladı televizyonda. Ben snooker'la başladım. O dönem Sofya'da bir işte PTC turnuvası vardı. O turnuvaya gitmiştim internet sitesine röportaj yapmak için. John Higgins'le işte yaptım, Judd Trump'la yaptım. Ve tamamen tesadüfi bir şekilde yani yayınlarda çok konuştu sağ olsun işte Emre Yazıcıoğlu, Emre Özcan. Zaten bir tanışıklığımız, çok yakın olmasak da hani muhabbetimiz vardı. Oradan sonra ilerledi ve öyle gitti. Hatta benim ilk yayınım Emre Özcan'lıdır. Masters. Yorumcuydum yani düşünün. Spikerdi. Sonra spikerliğe geçti. İnan'la da bizim snooker maçlarımız var.
Var ya benim herhalde ilk bir buçuk sene en çok anlattığım şey Snooker'dır diye düşünüyorum. Hatta toplamda Eurosport'ta en çok anlattığım şey kesin Snooker'dır 4-5 senelik süreç boyunca. Alperen Leblebici yazmış. Sorum Uğur Ozan Sulak için belki ölüm fermanı da olabilir. Kendisi bir koç ya da GM olsa takım yapısı faktörünü gözetmeksizin yetenek baremi, oyuna adanmışlık, karakter, oyun stili gibi çeşitli detayları değerlendirdiğinde Alain Digbeu mu yoksa İbrahim Kutlay'ı mı kadrosuna tercih eder? Yani şimdi takım yapısı faktörünü gözetmeksizin diyor. O yüzden şöyle yani kadroya bu oyuncularla mı başlıyorum? Yani Alain Digbeu mu İbrahim Kutlay'ı mı alarak başlıyorum? İlk transferim ise bu iki isimden biri. İbrahim abiyi alırım ama burayı keselim. Yani gerçekten kesmeyelim. Yani burayı keselim. Ya Alen'le şöyle bir durum var. Yani çok iyi bir takımsan ve tek bir transfer şansın varsa Alen'e gidersin bence. Çünkü her şeyi yapabilecek bir oyuncu kadro içerisinde. Bir de karakter olarak da çok daha güvenilir bir isim. Sizin de bildiğiniz gibi. İbrahim abi yani ilk oyuncu, ilk transfer olarak alıyorsan bence arada bir yarışma yok. Herkes bence İbrahim Kutlay'a gider. Yani bir ekspertiz gerekmiyor bence bu seçimi yapmak için. Ama işte 15 milyon, 18 milyon, 20 milyonluk bir takımda bir tane oyuncuya ihtiyacım var kadroyu tamamlamak için. Şampiyonluğa gideceksin yani o oyuncuyu alınca. Kadronun gerisi yapılmış. O zaman Alain Digbeu'ya giderim. Somer Atacı, sen Sırpça biliyor musun? Net bir soru. Az biliyorum. Yani biliyorum denebilecek bir Sırpçam yok. Ama ailem biliyor. Burak Kök. Anlaşılan program Uos varken uzun olmuyormuş. Helal olsun Emre Gürkaynağı. Her şeydeki program için bu. Fransa'da ben Fransa'dayken olan program için. Yani program herkes şey istiyor. Yani bir saat işte bir saat 15 dakika bir buçuk saat program istiyor. Ama siz de görüyorsunuzdur yani şimdi tamamlanma oranı diye bir şey var YouTube'da sonuçta. Bir saatlik program 18 dakika 19 dakikası büyük oranda tamamlanıyor. Ve yani sektörde sonuçta buna dikkat etmeniz lazım. İdeal program 3 kişi bence 40 dakika hatta fazla bile 40 dakika da yani 35 dakika işte 32 dakika buralara gelmek lazım ama gelemeyiz yani 3 kişi hele ki işte Fenerbahçe konuşuyorsun, Efes konuşuyorsun, diğer takımları konuşuyorsun mümkün değil. O yüzden hani 50 dakika 45 dakika bandına bence istemesek de oturmuş bir program. Yani seyircinin isteğini anlayabiliyorum da işte olayın da maalesef başka benden de bağımsız parametreleri var. Rust Soprano dergideki yazılarıyla, röportajlarıyla, YouTube'da yaptığı programlarla çok büyük saygımı kazanmıştır. Bana Bogdan Tanyevic röportajını ağzıma açık şekilde okutmuştur. Teşekkür ederim. Tanyevic'le 6 saat sürmüştü. 6 saat 15 dakika tabii 2 paket pro içti. Evin orada benim komşum zaten yani karşı komşum diyebilirim hatta sokağın diğer tarafında. Pandemide sürekli buradaydı çünkü Trieste'de yaşıyor normalde. Trieste'de de İtalya'da da çok hani hem salgın o dönem çok ilerlemişti ve ciddi yasaklar vardı yani sokağa çıkma yasağı başka şeyler. O dönem gelmişti o zaman yaptık röportajı. Tam ayını hatırlamıyorum ama pandemi zamanıydı. Yani sağ olsun o da her şeye açıklıkla cevap vermişti. Maraş dondurması. Buraya bir dondurma çizemeyeyim. Evet, dondurma çizdim şu an. Yani sileyim ben en iyisi. İyi bir dondurma olmadı. Maraş dondurması. Ali Çolak. Yani hani mümkün değil başka bir insanın olması bu soruyu soran. Sokrates'ten yolu geçmiş ev arkadaşlarını en iyiden en kötüye doğru sıralar mısın? Neyden, yani ne açıdan iyi, ne açıdan kötü? Yani ev arkadaşlığı, işte temizlik, evde başka bir üye de vardı sonuçta Luke, köpek, ona olan katkı gibi gibi şeyler varsa Ali Çolak açık ara bir numara olur. Yani rakibi olmaz ama işte yakınlık mı yoksa mesela ev arkadaşlığında hani saçmalamak da bir aslında şeydir ya parametredir ya yani Can Öndüygün'ün mesela yaptığı saçmalıklar maç içerisinde ev içerisinde evin tabii modunu yükselten bir detaydı. Emre Gürkaynak çok denk gelemedik evde. Yani Emre Gürkaynak'la yani ben çıktığımda genellikle uyuyordur. Ben geldiğimde evde değildir. Yani ev arkadaşlığı Emre Gürkaynak'la ayda 4 kere belki denk geldiğimiz kızacak bana ama
Yani o şekilde sınıflayabilirim. Yani işte bu üçü de çok sevdiğim arkadaşım. Yani unutmayacağım günler ya da yıllar. Sencer Yücel. Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden biridir zaten. Yani bu sorusuyla da bu apoleti taşıdığını göstermiş. Bir yıldız atayım öncelikle bu kaliteli sorunun yanına. Sencer Yücel. Onur Erdem mi, Caner Eler mi? Kapatabiliriz yani. ne açıdan? Yani sabaha kadar Caner Eler. Yani ilk günde Caner Eler, ikinci günde Caner Eler, 30. günde Caner Eler. Yani öyle bir adam. Şaka bir yana yani işte ben 30 yaşındayım. Yeni bastım 30 yaşına. Kaç yıldır tanışıyoruz? Yani o ben onu tanıyorum diyemem. Çünkü yani 7 yaşındaki bir insan atıyorum yani ben 20 yıldır tanıyorum diyemez. 22-23 yıldır falan beni bilen bir insan yani Caner Eler. Çok geçmişe gider. Hatta işte evde ne bileyim Nickelodeon izlerken Nickelodeon'u kapatıp bisiklet turu açmış bir adamdır. Nefret ediyordum o zaman yani böyle bir şey yapmış olduğu için. Ama sabah yani bunlar yaşanmasa da Caner Eler. Yani Onur Erdem Caner Eler, ikisini de tanımıyor olsam da Caner Eler. Tanıdıktan sonra da Caner Eler. İlle de Caner Eler. Yani böyle bitiriyorum herhalde. Samsung Galaxy'nin sunduğu sor bakalım da bana katlandığınız için teşekkür ederim. Yeni programlarda Sokrates Videocast'te Caner Eler harikalar yaratmaya devam edecek. Takipte kalın. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sundu.